Günaydın halaların en güzeli. Günaydın. Anacığım. Daha önce sana gözlerinin gökyüzünün mavisinden bile güzel olduğunu söylemiş miydim? Birkaç yüz defa sanki. Olsun. Bu da birkaç yüz birinci defa oldu. Oğlum oturup da yesene, niye ayakta yiyorsun sen onu? Yok anacığım, çıkacağız şimdi, Yasemin'i bekliyorum. E tamam, kahvaltı yapın çıkarsınız. Kafede yaparız. İyi peki. Aa Ateş, ben bugün avukatımla bir görüşeyim diyorum. Hani neler yapabileceğimize bir bakalım diye. Yani sen bilirsin anacığım ama bence gerek yok gibi. Nasıl gerek yok Ateş? Ya, biz seninle ne konuştuk Allah aşkına? Sen beni hiç dinlemedin mi? Dinledim. Ama senin bunlarla canını sıkmanı hiç istemiyorum. Sen merak etme, ben halledeceğim. Ayrıca bundan sonra bizimle uğraşmaya kalkarsan emin ol pişman olacak. Ateş, Ateş bak, bana söz ver, kendine zarar verecek hiçbir şey yapmayacaksın. Benim haberim olmadan hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam. Bak söz verdin. Ateş söz. Hadi görüşürüz. Söz verdin. Tamam. Ay yavaş be. Tamam ya, Allah Allah. Allah cezası, içim dışıma çıktı. Dur be kızım, hiç anlamıyorsun sen de bu işten ha. Tamam. Ne yapayım, senin işin o. Evet, benim işim. O ne ya? Bugünlük sizi Yasemin Şef'in antik kafesinde ağırlamak isteriz. Bak sen, ne ki şimdi bu? Gel öğrenelim. Teren amca, heh. Hayırdır? Bir yere mi gidiyorsunuz? Ya biz böyle ailece pikniğe gidiyoruz ya. Yazı. Ben yazdım. Ya şimdi birileri gelir, hani dükkan böyle komple kapanmış gibi gözükmesin diye öyle size yönlendirdik. Artık Ateş'le beraber ilerle dersiniz. Hadi. Ben siz piknik ha. İçine sinecek mi? Yasemin, acaba siz de mi gelseniz bizimle? Kızım, Allah Allah. Onların işleri var, dükkanları var. Allah Allah. Ayrıca bu sefer ailece dedik. Bir dahaki sefere hep beraber gideriz inşallah. Tamam. Yani aslında Emin Baba da bizim dükkanı idare edebilirdi. Yani çok müşteri de yok. Değil mi karıcığım? Evet kocacığım, yok. Süheyla, Perihan. Hadi ama bir türlü çıkamadınız. Babacığım, benim aslında çok önemli bir dersim vardı bugün. Ben gelmesem mi? Ya baba, ben de diyorum ki şimdi bizim dükkana doğru bir dalga oldu ya müşteri babında. Hani artık ayağa alıştı insanları. Bugün kapayacağız şimdi. Ben bence burada kalayım. Müşteri falan. Şimdi kızım, bir gün derse gitmezsen sınıfta kalmazsın, merak etme. Demir, bizim dükkan bir gün kapalı diye sağdan 1500 kişi gelip mümayiş yapıp niye asmantım kapalı demeyecek oğlum. Bugün de gelmeyi versen ya, uzatmayın. Allah Allah, kızdırmayın beni ya. Ailecek dedik ya. Hep beraber dedik ya. Bir kere de öyle olsun. Hadi düşün önüme, hadi. Kız, Sarıçıyan, sakın biz yokken müşterileri zehirleme. Hadi hadi hadi, kapanın. Her şey hazır mı, tamam mı? Bakarım ben şimdi. Tamam. Hadi çocuklar, iyi günler. Hadi geç yerinize, hadi hadi. Hadi hadi. Beni takip et ha. Hadi çabuk, hadi hadi, bak hala gün gidiyor. Allah keşke Allah. Keşke biz de gitseydik. Ne yapalım Yasemin? Yani en azından denedik işte, ne yapalım? Evet hadi, hadi. Önden ben mi seni? Neyse. Tamam, bindim işte. Asıl sen ne yapıyorsun Yasemin'ciğim? Ne yapıyorum? Demir arayacağım. Uzaklaşmadan gelsin alsın. Yok, o kısmını anladım. Orası çok temizdi de. Şunu merak ediyorum ben. Sen piknik mi sevmiyorsun, mangal mı? Oğlum sabah
sabahtan beri canım nasıl mangal çekiyor? Bir aşeriyorum ki sorma. Da. Nani nereye gittin, biz nereden bileceğiz? Ah sana be Yasemin. Yani o arabayla bizden ne kadar uzaklaşabilirler ki? Yalnız şöyle bir işimiz var. Kekleri alıp Emir abinin dükkanına götürmemiz lazım ki bir de izin almamız lazım. O da ayrı konu. Allah. Tamam, hadi. Yasemin, gel buraya gel. Eğreti zengin, gel. Aa, orada mıydı lan? Hmm, buradaydı. Ver. Başka. Sen de kaç tane araba var? Çok be Yasemin. Boş ver, hadi. Günaydın. 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 Ne oluyor? Ya, Celal amcalar pikniğe gidiyorlar da. Ha, tamam. Beni de çağırdılar ama havamda değilim. Ya. Ya işte, mangalı unutmuşlar. Biz de dedik yetiştirelim. Ha. İkiniz birlikte mi? Yani, ya belki biraz takılırız dedik ama... Ha, ama diyor sanki ben yetişemem, olmaz. İşim gücüm var, ben hiç gitmeyeyim. Hmm. Yok be, gidip eğlenin. Yetiştiğim kadar yaparım ben. İşte bu. Adam, adam. Hadi, Emin hadi, baba. Eyle. Hadi görüşürüz, tamam tamam. Hadi kolay gelsin. Hadi, hoşça kal. Açıldı be. İyi ki gelmişiz o zaman. Aman Perihan, sen baş başa yemekleri seversin ama demek bunu da beğendin ha? Anne. Hı, buldun her fırsatta niye bana laf sokuyorsun ya? Yani beni mutlu görmeye tahammül edemiyor musun? Bak, düşmanım mıyım ben senin? Ha, öyleysen hani ona göre davranayım. Ya hanımlar, Allah aşkına başlamayın yine ya. Ya bak, kafa dinlemeye geldik. Ama yok yeter. Babiş, kilimi nereye sereyim ben? Ne bileyim kızım, bak işte neresi uygun görüyorsan oraya sar. Biz kafa ver işte. Demir, damat. Ya hadi şu mangalı çıkardı bir önce yakın ya. Hadi. Mangalı nereye koydum? Koymuştum. Yolda mı düşürdük acaba? Ne oldu işte? Mangalla etleri nereye koyduk? Yani burada değil mi? Arabada bir şey kalmadı. Arabada da bir şey kalmadı. Mangalla etler. Aa. Galiba koymamışım. Yok mu? Baba. Galiba enişten mangal ve etleri bahçeden unuttu. Değil mi? Aa. Nasıl ya? Bagaja koymadın oğlum sen. Koydum baba, kesin. Galiba. Nasıl? Uçmadı ya lan bu mangal. Ay tamam ya, olabilir, unutabilir. Büyütmeyelim Celal. Ne demek olabilir ya? Mangal yakmaya geldiğimiz zaman mangal unutulur mu ya? Ne yapacağız şimdi? Ya Celal, yakmayıverelim, ne olacak? Allah Allah, öyle saçma şey mi olur ya? Mangalsız piknik mi olur? Demir oğlum, hadi atla arabaya da git aşağılardan bir yerden böyle iki parça bir şey bul getir hadi. Baba, öyle bilmediğimiz eti nasıl yiyeceğiz ya? Öyle bir şey var mı? Ayrıca şimdi bahçede kalanlar ne olacak? Bozulsun mu? Bozulsun mu ya? Ben çocukları arayayım şimdi, onlar hemen iki dakika getirsin. Vallahi bir şey olmaz. Evet, evet. Abim haklı baba. Ateşi arayalım, getirsin. Yasemin de olur. Aman aman, o mendemurları aramayın. Gelirler, sonra gitmek bilmezler buradan. Tamam, geliyor. Ya oğlum, ne gereği var? Şuradan gidersin, iki parça bir şey... Ana! Ne oldu? Aa! Aa! Ya hayırdır kayınço, arama tuşu yerine ışınlanma tuşuna mı bastın? Mangallı etleri unutmuşsunuz da biraz. Tövbe tövbe. Ha, alayım ben onu. Al abi, al. Unutmamışızdır belki. Hadi. Heh. Bismillah, aynen. Evet, hadi, hadi. Bilerek yapmış.
Ekmeği kim yapmış? Hiç. Hadi verdiniz siz, gidin artık. Gidelim değil mi? Gidin gidin. Anne ayıp ama ya. Tamam çocuklar, hadi siz de işinizin başına dönün. Eksik kalmayın. Sağ ol, hadi. Cemal sen de mi? Evet babacığım, buraya kadar gelmişler. Ayıp. Aman tabii canım, gitsinler. Gidin gidin. Peki siz bizi nasıl buldunuz? Şöyle, biz Yasemin'le konuştuk, dedik ki sürpriz yapalım. O yüzden Ayşen bize konum attı, yani Yasemin'i. Ama sonra dedik ki biz bu aileyi çok boğduk, çok sık boğaz ettik, biraz rahat bırakalım. Sonra bir baktık, mangalları unutmuşsunuz. Dedik ki götürelim bari, ayıp olmasın o kadar. Ne yapacaklar mangalsız? Olmaz. Ama anladığım kadarıyla bizim... Yürüyelim. Güle güle canlar. Hop. Güle güle. Ya olmaz. Olmaz canım, gelin oturun şöyle. Ya baba. Mangal kokmuştur şimdi, öyle gitti. Lan oğlum mangalı yakmadık ki koksun. Ayrıca biz bugün ailecek buradayız, ailecek. Gördün değil mi Saadet'i? Ama bu yanına kalmaz. Ceren amca da öyle dedi ama sen merak etme şimdi. Kesin vazgeçecek o birazdan. Bence de dayanamayıp çağırır canım. Tabii canım. Ufka yüreklidir o. Ama sanki artık çağırması lazım gibi değil mi? Çağırmıyor ama neden çağırmıyor? Geri mi döneceğiz şimdi biz? Of. Yasemin. Hiçbir kuvvet beni buradan geri döndüremez. Ne yapacağız akıl küpü söyle. Ne yapacağız Yasemin? Bozuk arabayla eve dönecek halimiz yok. Araba diyorum, bozuk ya. Araba mı bozuldu? Tamam. Yürü. Aferin lan. Bayağı ağır.